Dekanlarla sohbet başlıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu HK Radyo'dan herkese merhaba. Ben Engin Can Paksoy. Dekanlarla Sohbet programında bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hanifi Çanakçı ile birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam aday öğrencilerimizin kafasında oluşan soru işaretleri var ama bunların öncesinde biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bizlere? Ben 1989 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunuyum. Mühendislik Fakültesini tamamladıktan sonra İnşaat Mühendisliği bölümünü yurt dışında YÖK bursuyla İngiltere'de Glasgow'da yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi'ne tekrar döndüm ve öğretim üyesi olarak göreve başladım. Geçen yıl Gaziantep Üniversitesi'nden profesör olarak emekli oldum ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne dekan olarak geçen yıl Haziran ayında göreve başladım. Burada güzel şeyler yapmayı umuyorum hep beraber öğrencilerimiz ve yöneticilerimizle. Hocam fakültenizdeki bölümlerin ne gibi ayrıcalıkları var? Yani aday öğrencilerimiz sizi neden tercih etmeli? Öncelikle mühendislik fakültemizdeki bölümlerden bahsedeyim ben size gençler. Fakültemizde şu anda en çok popüler olan bölümler var. Ben size sayayım onları. Bilgisayar mühendisliği bölümümüz var. Elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, yazılım mühendisliği ve bu yıl açtığımız makine mühendisliği bölümümüz ve endüstri mühendisliği bölümlerimiz var. Bu bölümlerimizden ilk 4 tanesi bilgisayar, elektrik elektronik, inşaat ve yazılım mühendisliğimiz %100 İngilizce. Endüstri mühendisliğimiz ve makine mühendisliği bölümlerimiz Türkçe eğitim vermektedirler. Hocam bölümlerinizin kontenjanları ve burs imkanlarından biraz bahsedebilir misin? Bu yıl açtığımız makine mühendisliği bölümümüz ve endüstri mühendisliği bölümümüze 20 tane tam burslu öğrenci alacağız. Ve yine öğrencilerimize Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okumanın ayrıcalığı olarak eğer bizi ilk 3 tercihlerinde tercih ettikleri zaman iş garantisi veriyoruz. Dolayısıyla hangi bölüm olursa olsun tercihlerinde, ilk 3 tercihlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni tercih ettikleri zaman mezun olduklarında onlara iş bulma sözü veriyoruz. Öğrencilerinize iş dediniz. Peki staj olarak ne imkanlar sunuyorsunuz? Yine bizim Hasan Kalyoncu Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizi mezun olmadan önce iş hayatıyla tanışmaları için Coop diye bir uygulamamız var. Bu uygulama çok harika bir uygulama. Nedir bu? Kısaca bahsedeyim size. Öğrencilerimiz derslerini tamamladıktan sonra mezun olmadan önce endüstride, yani inşaat mühendisi ise şantiyede veyahut ofiste mesleğiyle ilgili en az 14 hafta mühendislerle beraber iç içe işin içerisinde bulunup 14 haftayı orada tamamladıktan sonra çalıştığı kurumdan o öğrencimize not veriyorlar. Yani artık bu işi biliyor veya bilmiyor diye. Oradan aldıkları notlarla ve tecrübeyle üniversiteden mezun olmaya hak kazanıyorlar. Yani bu şu, öğrencilerimiz daha okulu bitirmeden önce 14 hafta meslekleriyle ilgili bir yerde, tabii ki bu bir yerde mutlaka en az bir mühendisin olması lazım ki ona yol gösterebilsin. Orada 14 hafta o mühendisle beraber ve şantiyedeki insanlarla beraber veya ofisteki diğer mühendislerle ve çalışanlarla beraber iş hayatına adapte oluyor. Ve bunun en güzel tarafı mezun veya staj yapan öğrencilerimizin büyük bir kısmı bu staj yaptıkları yerlerde iş teklifi alıyorlar. Ya bu oran çok yüksek. Yani %60'a yakın. Çalıştıkları yerde okul bittikten sonra bizimle çalışır mısın diye teklif alıyorlar. Dolayısıyla bu Coop uygulamamız, yani okulu bitirmeden daha önce ama uzun süreli bir staj yaparak meslekleriyle ilgili tecrübelerini orada artırmaları onlar için büyük bir avantaj oluyor. Hatta iş bulmalarına büyük bir imkan sağlıyor. Fakülteniz oldukça iş bulmada zengin bir fakülte olarak görünüyor. Evet, söyleyebiliriz. Hocam peki öğretim elemanı kadronuzdan da kısaca bize bahsedebilir misiniz? Fakültemizde zengin bir öğretim kadromuz var. Her bölümümüzde YÖK'ün koyduğu en minimum koşulları sağlayacak şartlarda hocalarımız mevcut. Yalnız hocalarımızın bir güzel tarafı şu öğretim üyelerimizin. Hocalarımızın büyük bir kısmı sadece ders vermiyorlar. Aynı zamanda endüstriyle iç içeler. Ya kendi firmaları var veya danışmanlık yapıyorlar ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar.
ve bunu öğrencileriyle derste paylaşma imkanları oluyor. Dolayısıyla öğretim üyelerimizin büyük bir kısmı endüstri tecrübeleri, sanayi tecrübeleri olan hocalarımızdan oluşmaktadırlar. Ve önemli bir kısmı da yurt dışı doktoralı veyahut da Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden doktorasını almış hocalarımızdan oluşmaktadır. Hocam peki fakültenize gelecek olan öğrencilerinize ne gibi eğitim imkanları sunuyorsunuz? Bu atölye olur veya başka bir şey olur. Şu anda en önemli şey öğrencilerin mezun olmadan önce bilgilerini en üst seviyeye çıkarmaları ve kendilerine özgüven kazanmalarını sağlamak. Bunun için de çalışmalarımızın büyük bir kısmı, derslerimizin büyük bir kısmı uygulamalı olarak yapıyoruz. Nedir bu? Her derste mutlaka öğrencilerimize proje yaptırıyoruz. Dolayısıyla proje yaparken teorisini aldıkları dersleri mutlaka bir uygulamayla süsleyip ya da teorik olarak öğrendikleri şeyleri uygulamada nasıl, nerede kullanacaklarını proje yaparak onları öğretiyoruz. Ayrıca saydığım bölümlerin tamamında laboratuvarlarımız mevcut. Öğrencilerimiz bu laboratuvarlara hocalarıyla veya teknisyenleriyle girip bilmeleri gereken laboratuvar uygulamalarını orada öğreniyorlar ve bu uygulamaları mezun olduktan sonra bir yerde ihtiyaç duyduklarında rahatlıkla yapabilme imkanlarını bulmuş oluyorlar mezun olmadan önce. Ile devam ediyor. Peki hocam fakültenizde yurt dışı imkanı bulunabiliyor mu? Öğrenciler yurt dışına gidebiliyor mu? Bu da çok güzel bir soru. Zaten gençlerin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi bu. Hemen hemen Türkiye'deki bütün üniversitelerde var biliyorsunuz Erasmus programı. Evet. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde de Mühendislik Fakültesi'nde de Erasmus programımız var. Avrupa'daki birçok üniversiteyle ikili anlaşmalarımız var. Öğrencilerimiz bir sömestr veya iki sömestr Avrupa'daki bir üniversitede eğitimlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca sadece eğitim değil, isterlerse yine bir sömestr orada stajlarını yapabiliyorlar. Bunun haricinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bir ayrıcalığı daha var. Biz Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Malezya, Kore gibi ülkelerdeki üniversitelerle de ikili ilişkilerimiz ve anlaşmalarımız var. Öğrencilerimiz istediği takdirde bu ülkelerdeki anlaşma yaptığımız üniversitelerimizde de bir sömestr veya iki sömestr okuma imkanına sahipler. Peki hocam fakültenizde çift anadal veya yan dal yapma imkanları var mı öğrencilerin? Evet kesinlikle var. Çünkü bazen öğrencilerimiz inşaat mühendisliğini kazanmış oluyorlar. Fakat aynı zamanda makine mühendisliğine karşı bir istekleri oluyor. Veya bilgisayarla ilgili bir arzuları oluyor. Bilgisayar mühendisliğini merak ediyorlar içine girdikten sonra. 6 tane bölümümüzle çift ana dal yapma imkanı öğrencilerimiz geldiği zaman sağlıyoruz. Bir sıkıntı yok. İstedikleri zaman müracaat edip çift ana dal yapabilirler. Peki hocam aday öğrencilere önerileriniz nelerdir? Tercih döneminde çok fazla kafalarında soru işareti oluyor. Şimdi bu çok zor bir soru. Şu anda öğrencilerimiz çok gergin ve genellikle çok heyecanlılar. Ben şunu önereceğim öğrencilerimize. Eğer mühendisliğe karşı bir hevesleri ve istekleri varsa özellikle Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni tercih etmelerini çok arzu ediyorum. Çünkü ülkemizin kalkınmasında mühendisliğin çok büyük bir önemi var. Özellikle şu andaki savunma sanayinde inanılmaz derecede bir güzel gelişmeler var ülkemizde ve kaliteli mühendislere ihtiyacımız var. Dolayısıyla mühendis arkadaşlarımızın veya tercih yapacak öğrencilerimizin mühendisliği tercih etmelerini ben çok arzu ediyorum. Çünkü mühendisliğin bir güzel tarafı da şu: bir şey yaptıktan sonra ürüne dokunmak ve görme imkanınız oluyor. O insana inanılmaz derecede güzel bir haz ve duygu veriyor. Onu yaşamalarını çok isterim. O yüzden mühendislik yazmalarını çok istiyorum. Hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz ama eklemek istediğiniz birkaç şey var. Ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Üniversite sınavında artık son aşamaya geldiniz. İnşallah sınavlarınız güzel geçer. Sınavdan sonra en önemli şey artık tercih edeceğiniz mesleğiniz. Ya bu bizim üniversite olur, Hasan Kalyoncu Üniversitesi olur veya başka bir üniversite olur. Ama ömrünüz boyunca o seçtiğiniz meslekle anılacaksınız. O yüzden mesleğinizi seçerken büyüklerinizin tavsiyelerine veyahut da teknolojinin gidiş yönüne bakarak mutlu olacağınız bir meslek seçmenizi çok arzu ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Değerli cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma çok güzel bir yayındı. Konuk olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. Dekanlarla Sohbet programında bugün Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hanifi Çanakçı ile birlikteydik. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. HKU Radyo'dan ayrılmayın.